Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Miran'ım. Günaydınlar. Günaydınlar, tünaydın diyelim artık. Saat 12 olmuş. Hoş geldiniz. Dinliyoruz Aynen. sizi. Biraz ses düşük mü geliyor? Biraz da siz yüksek sesle konuşursanız. Sesim şu anda geliyor mu? Şahane. Şu anda çok iyi duyuyoruz değil mi Funda? Şu Çok anda iyi. güzel. Evet, çok Buyurun. güzel. Sizi çok severek izliyorum. Çok Bunu teşekkür söylemek ederiz. isterim. Çok teşekkür ederiz. Ben 3 yıllık evliyim. Hı. 2 aylık da bir çocuğum var. Allah bağışlasın. Ben evlendikten 6 ay sonra eşimden şiddet görmeye başladım. Hem fiziksel hem psikolojik Eli şiddet. kırılsın inşallah. Vallahi. Amin. Elin kırılsın yani. Ne yaptın? İlk şiddetini gördüğünde ne yaptın? Nasıl bir tepki gösterdin? Hiçbir şey yapmadım ve hani ailemden de uzaktım. Korkuyordum, bir de cahildim. Çok korkuyordum ondan. Hiçbir şey Evliliğinin yapmadım. kaçıncı ayında şiddet gördün canım benim? 6 ay. Yayında. Altıncı ay. Telefonun sesi çok az duyamıyorum. Aynen. Altıncı ayında. Hamile miydin o zaman? Yok, o zaman hamile değildim. Hamile değildin. Ama hamileliğinde de şiddet gördüm yani. Yani şiddetin hiçbir gerekçesi olmaz. Bunun için sormuyorum ama Aynen. şiddet gösterme sebebi neydi? Çok yani çok küçük şeylerden sebep çıkarıp görüyordum. Nasıl söyleyeyim? Yani durduk yere beni sinirlendirmeye çalışıyordu. Hani ben bir şey söyleyeyim de kalkıp beni Peki seni dövsün. dövdü. O şiddeti sana gösterdi. Hı. O gece ne yaptınız? Çok güzel bir soru sordum biliyor musun? Ne yaptınız o gece? Ya da onun takip eden o günlerde neler yaşadınız? Ne oldu? Bundan önce şiddet gösterdiğinde ondan sonra kalkıp çok affedersiniz ilişkiye giriyordu benimle ama ben istemedim. Tam da bütün kadınlar burada uyansın. Evet. Tam da bütün kadınlar burada Ben uyansın. istemeden diyor. Evet bak. Ya. Tam da burada uyanalım. Eğer kocan sana şiddet gösterdiği günün ertesi ya aynı akşam gelip senden cinsel beraberlik istiyorsa gidin istediğiniz psikiyatra sorun. Burada gerçekten bir uzman desteği Ve gerekiyor. asla Çünkü izin kocan vermeyin. hasta. Hasta. Asla Çünkü izin kocan vermeyin. hasta. Aynen. Değil mi? Hasta. Peki sonra devam edelim. Cinsel birliktelik yaşadınız tabii doğal olarak. Kocanız ya sesinizi çıkartmıyorsunuz, gideceğiniz yeriniz yok. Sonra nasıl takip etti olaylar birbirini? Ondan sonra işte böyle 6 ay sonra işte şiddet görmeye başladığımda korktum tabii. Bir gün sabah kalktı durduk yere. Sabah kalktı ve kalk dedi ben seni öldüreceğim. Kalk seni öldüreceğim dedi. Aynen. Ben dışarı çıkacağım, geleceğim ve seni öldüreceğim dedi. Ben de tabii o korkuyla panikledim birden. Evden çıktım ve yani bir daha geri dönmedim. 5 ay boyunca ailemin yanında kaldım. Ondan sonra tehdit etmeye başladı beni. İşte gel yoksa seni öldürürüm, aileni öldürürüm falan. Ben de mecbur geri dönmek zorunda kaldım. Şu anda işte 1 yıldır geri döndüm. Ondan sonra hamile kaldım. Şu anda 2 aylık bebeğim var. Hamileliğimde de dövdü beni. Hatta işte ağzım burnum falan kanadı Çıldırıyorum. bayağı. Peki annen baban demedi mi? Kızım gitmeyeceksin bu adama. Bu Aynen. adam hasta, seni dövüyor. Bak, Daha iyi, yani söyle. evliliğinin baharında seni dövüyor. Aynen. Babam söyle, ailem söyledi tabii Ama ki. dinlemedin Hatta onları. aynen. Çünkü hani onlara zarar gelmesin diye. Çocuğun Kendim kaç için yaşında değil. şu anda peki? İki 2 aylık. aylık. İki İki aylık. aylık. Telefonu o kadar az duyuyorum ki. 2 aylık. Hı-hı. Peki seni dövmeye devam ediyor mu? Evet. Ediyor. Ne yapmayı Hı-hı. düşünüyorsun? İşte sizden öğrenmek istedim. Ne yapabilirim? Estağfurullah. Bak bir şey söyleyeyim. Biz sadece şu anda dertleşiyoruz. Hiçbirimiz bir karar Hı-hı. merci falan değiliz. Aynen Ama öyle. sen dostça bana sorsan bir fikrim var söylerim. Funda da mutlaka hem yaşam koçu olarak Dostça da söyle. hem de dostça hem de gerçekten yüreğini koyarak mutlaka bir fikir verecektir sana. Ne Tabii. diyorsun Funducuğum? Canın acımıyor mu? Fiziksel şiddette değil mi? İnsanın canı acır. Koluna Canı vursa da acır, kolu... ruhu da acır. Evet. Ruhun darma duman olur. Ama fiziksel olarak da değil mi? Bir erkeğin kuvvetiyle. Belli ki kocan buradan hani psikolog, Hasta psikiyatr gibi hayatım. söylemeyeceğim ama Yani ağır gitmesi lazım hasta. doktora. Aynen öyle. Ve Sabah sen kalkıp kadına şey der misin? Kalk seni döveceğim. öldüreceğim diyor. Ben Öldüreceğim. dışarıya bir çıkayım geleyim falan diyor. Ağır hasta. Ve şöyle söyleyeyim, keşkeleri sevmem ama o gittiğinde tekrar dönmemek lazım. Bir kere Türkiye Cumhuriyeti'nin
kanunları var. Kadınları koruyan kanunları var. Ve kocandan herhangi bir şiddet gördüğünde indirebileceğin kades var. Ve çağırabileceğin polis var. Mutlak surette rapor almak lazım. Mutlak surette kanunlardan yardım almak lazım. Çünkü burası kanunu olmayan bir devlet değil ki. Canının istediği gibi bir kadına istediği gibi davranamaz ve ailemi tehdit ediyor dedin ya. Asla öyle şeylerden sosyal korkma. Sosyal destek hattının numarasını da ekrana getirelim Hüseyin. Evet. Gerçekten ama bu konuda devletimize yani yalvarıyoruz. Evet, kadın gidiyor şikayet ediyor. Gidecek yeri yok. Evine tekrar geri dönüyor Funda yani. Hani burada da aslında biz kadınlar da çok zor durumdayız. Ama tehdit ediliyor. Bak, aile çok önemli ama. Aile, annesi, babası, akrabaları sahip çıkması lazım. Bu sana şunu yap demem ama bu benim başıma gelse ben çocuğumu da kucağıma alırım. Neden doğurdun da demem sana. Çocuğumu da kucağıma alırım. Annemin, babamın evine sığınırım. Ama her türlü, her yere bildirmek lazım. Bu CİMER dahil olmak üzere aileyi tehdit etmek ne demek? Ben herkesi öldürürüm bu ne demek yani? Bu adam düzelir mi sence? Bir adamı düzelir diye beklemem. Düzelirse Allah ona kendi hayatında hangi hayatıysa orada yol alsın. Ama düzelir deyip kendi hayatıma alma. Alo 183, devletin sosyal destek hattı. Bir kadın şiddete uğradığında hemen tuşlamalı bence. Ben yani hemen. Her türlü her şeyi anlar halim var ama şiddeti asla kabul etmem. Ya da şunu söyleyelim. Ne? Her an yanı başımıza bir psikolog bulamıyoruz, bir psikiyatr bulamıyoruz. Doğru. Ama devlet bu konuda yanımızda diyor ki Ale 183'ten her dakika bir uzmana ulaşabilirsiniz. Şimdi tabii ki sen doğru söylüyorsun. Bu çocuğu neden doğurdun demem. Demem. Burası çok doğru. Evet. Ama ben buradan şunu söyleyebilirim, şunu söylemek istiyorum müsaade edersen. Estağfurullah. Estağfurullah. Ya bak kocan evliliğinin 6. ayında pataküte dövüyor seni. Evet. Sonra cinsel beraberlik teklif ediyor. Sonra ertesi gün ya da bir hafta sonra tekrar dövüyor. Sonra tekrar cinsel beraberlik yaşıyorsun. Tekrar dövüyor, tekrar yaşıyorsun. Razı olmuş. Kadın razı olmuş. Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek de oraya gider. Kadın razı olmuş diye kabul ediyor. Yani bu hukukta bunun adı böyle. Ben adını koymuyorum ama bu ülke hukuk devletidir. Kanunlarımız var. Lütfen bunlardan faydalanalım ve o adamdan dayak yeme hayatım. O adamdan şiddet görme. Ne ruhsal ne fiziksel. Yani adamı çok seviyor olabilirsin. Şunu yapman çok daha doğru. Madem bu adamı çok seviyorsun, vazgeçemiyorsun. Yeni evlilere sesleniyorum buradan. Baktın ki adam sana şiddet gösteriyor. Baktı ki ruhunu ve canını acıtıyor. Önce diyeceksin ki adama senle birlikte bir doktora, bir uzmana gitmeliyiz. Bir psikiyatr, bir psikoterapist ya da bir psikolog mutlaka götürüp bir bak bakalım tedavi olabilecek yapıda mı, değil mi? Evet. Kesin. Ama hamile kadın eğer dövüyorsa zaten merhametsizdir. Merhametsiz adamdan öyle bir kaçmak lazım ki hayatım. Asla dayak yeme. Asla yani. Allah zorunu kolaylaştırsın. Amin. Ama rapor al ama. Rapor çok önemli. Rapor da al. Lütfen, lütfen bu şiddete bu kadar katlanma. Bak büyüklerini dinle. Şiddete katlanıp daha sonra hastalanıyor. Adam yine kendi hayatını yaşıyor. Olan kadını oluyor. Muhtemelen olur, çok iyi, çok anneler iyi babalar da o çocuğun dayak yediğini bilmiyor. Evde şiddet gördüğünü bilmiyor. Çünkü kızlar saklıyorlar. Annem üzülmesin, ayıp babam diye. Üzülmesin falan. Ayıp. Günah. İşte gittiğim eve geri mi döner? Gittiğin eve 4 çocukla da geri dönersin. Evet. Çünkü hayat bir kere ve tek kere hayatım. Dünya bir gün o da bugün. Neden? Bak onun için söylüyorum, nur karşı geliyor. Neden el alemin adamından dayak yiyeceksin? Tatlı, düzgün, doğru dürüst, namuslu, merhametli bir insan olduğu zaman kocandır. Dayak attığı zaman el alemin adamıdır. Lütfen anneler babalar da bu çocuklara yani annesi babası bilmiyor mu bu adamın şiddet gösterdiğini? Yani annesi babası gitme demiş hayatım. Hayır, kendisinden bahsetmiyorum. Adamın annesi babası yani. Nasıl da büyütüyorlar bu erkek çocuklarını yani. Yani bazen evet tabii yani ailenin de ulaşamadığı şeyler var. Oluyor. Adam o kadar hasta doğru. Ve o kadar çok yardıma muhtaç. Canavarı doğurduğunu olarak, bilmiyorsun tabii bazen. Canavarı doğurduğunu bilmiyorsun doğrusu. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Kusura bakmayın, biraz çok heyecanlıyım. Hayır hayır, bizde hiçbir kusur yok, tamam mı? İnsanoğlu, hepimiz tamam. Dilimiz sürçer, hata yaparız, ne bileyim. Aynen. O anda konuşmak bile istemeyebilirsin. Susarak da biz seni bazen anlayabiliriz, tamam mı? Lütfen bu konuda rahat olun. Hepimiz çok hata yapabiliriz ediyorum. Çünkü özümüzde insanız. Evli misiniz? Evet.
Evet evliyim. Ben 28 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. 10 yıllık evliyim. Bundan bir ay öncesine kadar dünyanın en mutlu kadını hissediyordum kendimi. Ta ki eşimin beni aldattığını öğrenene kadar. Eşimden 3 aydır bana karşı bir soğukluk hissediyordum. Ama hiç aklımın ucuna gelmiyordu. Nasıl bir soğukluk hani hissediyordun? Neler yaşıyordun? Hani yoğun çalışıyor. Tamam. İşte ben iki çocukla uğraşıyorum diye konduramıyordum. Ve tesadüfen yani telefonunu karıştırmak anlamında değil. Bir alayım telefonunu dedim. Saat kaç dedim. O sırada mesajını yakaladım. Öğrendim müşterisinin olduğunu. 3 aylık bir ilişki olduğunu öğrendim. Dünya başıma yıkıldı. Ne yazıyordu mesajda? İşte gece 12'ydi. Uyudun mu? Biz yani film izlemiştik. İşte trip atıyordu eşime. Onları gördüm. Zaten hani eşimden de soğukluk hissedince anladım yani. Peki eşinle yüzleştin mi? Bu konuyu anlattın mı eşine? Evet. Bu mesajı gördüm. Senin hayatında biri var. Ben zaten duygularıma ani yaşayan insanım. Ben mesela soğukkanlı bir insan değilim. Sinirlendim. Ve o anda hemen eşime ne dedim yani. Ne dedi peki? O da ben sana söyleyecektim ama işte sana bir şey olacak diye çok korktum. İşte sandığın gibi bir şey değil. Yalvardı. Ben tabii izlemek istemedim. Bir dakika istemedim. Sana neyi söyleyecekmiş? Hayatında bir kadın olduğunu mu söyleyecekmiş? Evet. Yani böyle bir yanlış yaptığını. Yani hatasını anlatacak. Yani. Hatasını tamam, anlatacak. Diyor, klasik bir hani cümle vardır ya, boştaydım, nasıl olduğunu anlamadım, hani sığınırı var ya böyle bir kelime. Tamam, peki. Bunları söyledi. Sen ne dedin? Beni çok, ben tabii yani ben şok geçirdim. İnanır mısın, sen hani ağlayabildin, hani ya tepki hiç veremedim, sabaha kadar oturdum öyle boş. Sonra aileme söyledim, ailem tabii boşanmamı istedi, annem, babam. Eşim tabii yalvardım, olursun yapma, hani yuvamızı yıkma, ben çok pişmanım, her şeyi yaparım senin için, sadece bir hani boşluktaydım, inan ne yaptığımı ben de bilmiyordum ama çok pişmanım falan. Bak burası falan çok dedi. Kıymetli bir alan, bak bu alanı fark et. Tabii. Çok kıymetli bir alan, ya, yalvarıyor çok, evliliğini kurtarmak karşı için. Karşı taraftaki bayanla da konuştum. Niye? O da ya konuşmak istedim. Bir önceki bayan dedi ya, eşimin suratına bakıyorum, nasıl dokundu, nasıl öptü, nasıl baktı. Ne sordun, ne konuştun o taraftaki, yani karşı taraftaki kadına, ne sordun? Ben zaten o müşteriyi tanıyordum. Dedim ki 9 yıllık evliliği bitirdin, yani yazıklar olsun size, hani bu kadar mı yani bu kadar mı aciz bir bayandın dedi kadın? Dedim yani. O da öyle, yani kendine hakaretler etti, sen dedi bunu hak etmiyordun dedi. Çok özür dilerim dedi. İnan dedi, aranızda dedi sandığın gibi bir şey yok dedi. Sadece ikinizin dedi adiliği falan dedi yani. Orada kendi sandığın gibi etti. Bir şey yok da el alemin evli adamına gecenin 12'sinde evet, uyudun mu diye niye şey mesaj atarsın? Dedim, ya dedim hani bu kadar basitti. 9 yıllık evliliği niye yani bu kadar basit duygularla yani riske attınız. Benim hayatımı mahvettiniz. Ki ben inanın Nur Hanım, eşime çok kıymet veren, değer veren bir bayandım. Yani çocuklarımdan önce tutardım. Bir anne çocuklarından önce tutar mı eşini? Ben çocuklarımdan önce tutardım onu. Hayatım yani. Bir sakin ol. Bak dünyanın sonu değil hiçbir şey. Değil. Hepimiz aldatıldık. Hepimiz acı yaşadık. Hepimiz yere yapıştık. Hepimiz kalktık. Hepimiz suratına baktık. Yani acaba yere, bana yere yapışmak ona nedir biliyoruz dedik, değil mi? Biz yere yapışmak nedir biliyoruz. Yere yapışmanın kalk şimdi sen ayağa, tamam mı? Kalk şimdi ayağa ve sevgili Funda'ya soralım. Şu dakikadan itibaren evliliğini ve kendini kurtarmak için ne yapması gerekiyor? Ne yapması gerekiyor biliyor musun? Bir kere kendini çok güzel ifade ediyor. Ben buna çok önem veriyorum. Ve kocası hala onun için kıymetli. Sen söyledin ya, çok kıymetli bir alan var. Çok özür dilemiş. Erkeklerin öyle hoş gördüğüm için, çok anlayışla karşıladığım için, çok anladığım için söylemiyorum. Ama bazen bizde çocuklar olduğu zaman biraz öncelikler karışıyor Nur. Yani evde kendimize bakmakla ilgili, sizinle ilgili söylemiyorum ama hani saç süpürge, çoluk çocuk böyle bir kaynama durumu oluyor. Ve bu evdeki bu geçen zamanı, bu verilen emeği bazen erkek sabahleyin gidiyor, akşam geliyor ve karısından o ilgiyi görmüyor. Bence sen kocanı utandır.
kendine daha çok bak, daha güzel kok. Ona yaranmak için değil, bunu kendin için yap. O kadın zaten telefonda hata yaptığını, o da özür dilemiş. Yani arsız bir kadınmış. Gecenin saat 12'sinde evli bir adama. Böyle arsız kadın çok var ama arsız adam da çok var. Arsızlık böyle bir, nasıl söyleyeyim, son zamanlarda etrafımızda, dünyada benim o kadar çok gördüğüm arsız insan var ki. O yüzden bu evliliğini kurtar. Çünkü genç yaşta, neden çok erken evlendim bilmiyorum. Ben 18 yaşı biraz küçük bulurum. Biraz daha büyümek lazım. Çünkü 28 yaşında iki çocuk, 10 yıllık evlilik, evlilik de yoruluyor evlenmiş, biraz. Evlenmiş. O zaman bu evliliği kurtarmak, zaten işte onları sormayacağım diyorum. Bu evliliği kurtarmak sana düşüyor. Kocana daha güzel davran, daha iyi davran, onu utandır. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacaktır. Ben özür dileyen, yalan söylese ne yapacaksın? Ben yalancının felaketine, dibine vurdum yani. Ve ben sana yok bir şey söyleyeyim. Yok dese ne yapacaksın? Bak, en acı kısmı ne biliyor musun? Aynen bütün öyle. Kadınlara söylüyor. En acı kısmı, yüzleşiyorsun. Diyorsun ki hayatında biri olduğunu öğrendim. Adam diyor ki evet var ve ben gidiyorum. Evet. Ya da diyor ki yalancısın sen diyor. Nereden duydun diyor. Ya da seni ruh hastası diyor. Yapıyor. Tabii. Ve bu daha kötü biliyor musun? Tabii. Bak mesajı görüyorsun. Kadını kendi gözünle görüyorsun. Adam diyor ki sen hastasın diyor. Git tedavi ol diyor. Bir yanlışın içinde doğru davranmak diye bir şey yok mu? Evet. Bu adam bir yanlış yapmış evet, ve doğru davranmış. Ve diyor ki ne istersen yaparım diyor. Aynen. Sen var ya hani derler ya uhuletle ve sükunetle. Evet. O adamla İstediğin hayatı yaşayabilirsin. Çünkü belli ki bir hata yapmış ve yapmış. Pişman. Ve çok erken yaşta evlenmişsiniz. Ama yine söylüyoruz. Aynen. Tüm bu ilişkiyi daha çok güçlendirmek için bir psikolog, bir psikoterapist, bir ilişki uzmanı. İlişki uzmanı. Aynen lütfen öyle. Danış. Ruhunu güçlendir, tamam mı? Ama öyle hemen evliliğini bırak git. Ailen de biraz öyle demiş ama. Evet. Olmaz. Bazen aileler kendisi evlendi zannediyor. Boşan diyor mesela. Evet ya hemen. Ne oluyoruz? Evet yani. Kolay çünkü değil bir evliliğin aldatma kurulması. Aldatma sadece bir kadınla bir başka kadınla biyolojik bir temas ya da paylaşımdan ibaret değil. Evet. Mesela bir bakıyorsun eve senetler sepetler gelmiş ve buzdolabın, çamaşır makinen sana ait ne varsa eve haciz geliyor. Bak aldatmak böyle de bir şey. Bak ben bunu kabul eder. Bir geliyorsun elektriklerin kesik, faturayı ödememiş adam. Paraya geldik. Ay evet ya yine paraya geldik. Ay evet. Beni kurtarmıyor. O zaman telefonu bağlıyorum. Ay, bundan, evet. Bugün gözlerin dolar. Kendine gel. Dolarım da yani evet. Biraz alo. Var sanki. Alo.